Efendim, seyahat etmek kişiye birçok şey kazandırır ancak doğru acentayla çalışmak da çok önemli. Bizler de bugün Azerbaycan Bakü'de yer alan Zenit Tur'dayız. Yanımızda da firma sahibimiz Nazar Bey bulunuyor. Nazar Bey, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyalım, ardından seyahatimizi nasıl keyfe dönüştürüyoruz bunu sizden öğrenelim. Nazar Bey'in Karabağ doğumluyum. Ermeniler tarafından şu an işgal altında olan kadim Azerbaycan toprağı Karabağ. 1992 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye eğitim için giden ilk 1000 kişiden biriyim, 1000 öğrenciden. Evet. Yani şu anda bizim mezun sayımız 130 binden fazla. Hı hı. Azerbaycan'dan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunuyum. 1995 yılında Azerbaycan Televizyonu'nun İstanbul muhabirliğini yaptım kısa bir dönem. Tabii hüsranla sonuçlanan bu girişimden sonra aynı yıl turizme başladım. Evet, meslektaşız bu arada benim. Mesleğimizi değiştirdik. 95 yılında Antalya'nın çeşitli otellerinde, yani yazın öğrencilik dönemi olduğu için birçok otelde çalıştım. Okul bittikten sonra da, üniversite bittikten sonra aktif olarak artık turizmde çalışmaya başladım. Antalya ve İstanbul olmak üzere bazı oteller, turizm şirketlerinde çalıştım. 2007 yılında kendi şirketimizi kurduk İstanbul'da Zenit Tur olarak. O dönemde Azerbaycan Turizm Bakanlığı'ndan bir iş teklifi aldım. Ve kısa bir dönem, yani 2 seneye yakın bakanlıkta görev aldım. 2012'de de İstanbul'dan sonra Bakü'de Zenit Tur Turizm Şirketi'ni kurduk. Yani 23 senelik turizm geçmişimiz bu şekilde işte. Evet. Zenit Tur'u hayata geçirdiniz. Turizm sektörüne de aslında hızlı bir giriş yaptınız. Peki biliyorsunuz ki bir yerden bir yere seyahat etmek çok zevkli ama işte tur acentalarının sunduğu avantajlar da çok önemli. Sizler bu anlamda ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şimdi Zenit Tur olarak biz hem İstanbul'da hem Bakü'de, yani Türkiye ve Azerbaycan diyelim, hem incoming hem outgoing yapıyoruz her ikisinde. Bizim şirketimizin bir sloganı var. Yani ya olduğun gibi görün ya da görünme diye. Şimdi burada dürüstlük çok önemli turizmde. Genel olarak, yani müşteriye karşı eğer dürüst olmazsan o zaman bu turizm işini yapamazsın. Bir de bunun yanında bu turizm işini sevmek var. Sevmezsen bu işi yapamıyorsun çünkü. Ben aslında sizin randevu talebi geldiği zaman Zenit Tur'un tanıtımından ziyade Azerbaycan'ın Türk turizm camiasında bir mesajını iletmek isterim. Eğer müsaade ediyorsanız. Azerbaycan ve Türkiye arasında ister ekonomik, ister siyasal, kültürel alanda olsun iyi bir işbirliği, iletişim mevcut. Yani bugün maalesef bu işbirliğini, bu iletişimi biz turizm alanında göremiyoruz. Bakü'de, Azerbaycan'da benim tanıdığım binlerce turizmci arkadaşlarımız var ki bugün müşterilerden herhangi biri mesela tur adına hemen ofise girdiği zaman, o ofise mutlaka ona ilk tercih, yani kararsız müşterilerden bahsediyorum, Türkiye oluyor. Evet. İlk gideceği yer Türkiye. Onu bizim arkadaşlarımız söylüyor. Şimdi eğer biz bir millet, iki devlet diyorsak, tabii ki bir turizmcinin kardeş ülkenin ekonomisine katkısı ne olabilir? Oraya turist göndermek, müşteri yönlendirmek. Evet. Biz aynı girişimi karşı taraftan, Türk kardeşlerimizden de bekliyoruz. Aynı hassasiyeti onların da göstermesi lazım. Tabii ki bu ferdi olarak gelenlerin sayı çok. Yani bayağı bir müşteri geliyor buraya. Ama bunları toplu şekilde, gruplar halinde olması, bir sistem içinde olması lazım bunun. Tabii ki ben tatil turizminden bahsetmiyorum. Bugün Türkiye'nin Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye gibi cennet mekanları varken bir Türk müşterinin belki şimdi Azerbaycan'a gelip tatil adına Azerbaycan'a gelmesi iyi bir seçim olmayabilir. Ama bunun yanında kültür turları, dini turlar, tarihi turlar düzenlenebilir. Çeşitli etkinlikler, organizasyonlar yapılabilir. Yani bu turizmin alt çeşitleri o kadar fazla ki şimdi zamanımız biraz kısıtlı olduğu için biz tabii bu derinliğe inemiyoruz. Ben buradan Sayın Yeni Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy Bey'e, TURSAP Başkanımız Firuz Bağlıkaya rica ediyorum ki en azından bir tavsiye karakterli tavsiye etsinler ki turizm şirketlerine, outgoing yapan yerli Türk şirketlerine Azerbaycan tur paketlerini kendi satışlarında ilk sıraya koysunlar. Bu bizim Azerbaycan Turizm Camiası adına Türk yetkililerden özel ricamızdır. Evet.
Nazar Bey çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. İki devletin de buluşma noktasında çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Son olarak Türk halkına Bakü'den sevgilerimi gönderiyorum. Size de bu fırsatı bize verdiğiniz için şahsınızda bütün ekibinize teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, Azerbaycan coğrafyasını merak edenleri Zenit Tur'a bekliyoruz ve bir kez de sizlerin huzurunda firma sahibimiz Nazar Bey'e çok teşekkür ediyoruz.